Şimdi buradan yola çıkarak anayasa restleşmesine de bir göz atalım. PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan anayasa mahkemesidir. Başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan anayasa mahkemesidir. Eğer gerçekten anayasa mahkemesi FETÖ ve PKK ile irtibatlandırılacaksa bu mahkeme üyelerinin kahir ekseriyetinin 10 tanesinin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandığını unutmamak icap eder. Anayasa Mahkemesi böyle giderse Fethullah Gülen ile Murat Karayılan'a da hak ihlali kararıyla kucak açacaktır. Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır. Haddini bileceksin Bahçeli. Anayasayı ve Anayasa Mahkemesi'ni tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli. Psikiyatrik tedavi görmesine ben salık veriyorum. Sen ağzını topla. Adi herif haddini bilmiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ne hedef alan sert sözleri genel kurulda da tansiyonu yükseltti. Bahçeli, yüksek mahkeme üyelerine ve özellikle de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a terör örgütleriyle işbirliği suçlaması yöneltti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz. Türk devletiyle uğraşma. Cesaretin varsa Kandil'e git. Anayasanın herhangi bir maddesini usulüne uygun değiştirmeye çalışmak başka bir şeydir. Değişmeden yok saymak ve o kurumlara hakaret etmek başka bir şeydir. Doğru bulmam. Mahkeme başkanı tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle milli birlik ve kardeşliğe cephe almıştır. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini FETÖ ya da PKK yanlısı diye itham etmek, ilzam etmek doğru değil. O zaman karşı ithamlar, karşı ilzamlar gelir. Yargıtay içinde başka şeyler söylenir ve bir anda Türkiye'de bir kaos yaşanır. MHP lideri Bahçeli daha önce de Anayasa Mahkemesi'ni HDP kararı üzerinden sert eleştirmiş, kapatılmasını istemişti. Ama ilk kez hak ihlalleri kararlarına imza atan mahkeme üyelerini böylesine hedef aldı. Cumhur İttifakı anayasa değişikliğiyle yüksek mahkemenin yapısını değiştirmek, yetkilerini azaltmak istiyor. Sayın Erdoğan, sen de anayasayı değiştirecek sayı yok. Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de seninle birlikte Anayasa Mahkemesi'ni güçsüzleştirecek, kararlarına uymamayı keyfileştirecek, anayasayı hiçleştirecek bir işbirliğine gidecek göz yok. Seninle birlikte anayasayı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın kardeşim. Mahkemenin statüsü kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Derdiniz ne biliyor musunuz? Anayasal denetim yapan Anayasa Mahkemesi'ni ortadan kaldırmak, 50+1 kuralını ortadan kaldırmak, Cumhurbaşkanı'nın yeniden bir kere daha seçilmesine yönelik düzenleme yapmak. Muhalefet, Cumhur İttifakı'nın anayasa değişikliği hedefinin altında başka amaçlar var diyor. İktidar, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı ve yetkileriyle ilgili yapılmak istenen anayasa değişikliği konusunda detay vermiyor. Efendim, ne kadar yetki verirseniz verin, düzelmez, daha da bozulur. Zaten verilecek ne yetki kaldı bilmiyorum. Bu millet Cumhurbaşkanı'nı mutlu edemedi. Ama şimdi bir yeni anayasa filan tartışması açılıyor ya, muhalefetin biraz kulak kabartmasında bence fayda var. Tamam, parlamenter sisteme dönülecekse veya yargı krizini aşmak için bir yüksek mahkeme Türkiye'de yok. Anglo-Sakson sistemlerinde var. Olacaksa, ama orada başkanın tarafsızlığı, hakemliği diye bir şey söz konusu değil. Orada hakem yüksek mahkeme. Onların üyeleri yargıçlar arasında, yargıçlar seçimle iş başına gelir. Bizde de öyle olsun. Milli irade yargıçların arkasında olsun. Madem öyle. Dolayısıyla onlar da bağımsız olsun böylece. Milli iradeyi arkalarına aldıklarında yüksek mahkeme üyeleri de ömür boyu Amerika'daki gibi seçilsin. Böylece denetlesinler. Bunu kabul ederler mi? O yüzden şimdi böyle Amerika'daki başkanlık falan böyle örneklere sakın girmesinler. Avukatlardan daha çok mürekkep meclisimiz ve bilhassa iktidarımız yarıya yakın avukat. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki avukatlık mesleğini küçümsemeniz üzücü. Ya bu ülkede kusura bakmayın bir miktar mesela ben basın medyayı kendi sektörümü eleştiririm. Kendimi de eleştiririm sırası gelirse. Fakat müteahhit cuntası gibi bir avukatlık cuntası olduğunun farkında değil misiniz?
bütün bu hukuk krizlerinin arkasında meclisi dolduran, üçte biri ya da yarıya yakını avukat olan, kararları alanlar veya yasa, bunlar yok mu? Bunu söyleyeceğinize mesela Başar Yaltı'nın hukuk devleti perspektifinden avukatların adil yargılanma algısı, Aristo Yayınları'ndan çıkmış. Bir okuyun bakın bakalım ne var içinde. Bunun gibi pek çok kıymetli çalışma da var. İnşallah okurlar.